Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin dediğimiz bir maddenin eksilmesiyle giden bir hastalık. Genelde ileri yaşlarda hareketlerde yavaşlama, tutukluk, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donukluk, eğer varsa vücudun bir yanında daha çok istirahat halinde olan ve bizim para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titremenin ön planda olduğu bir rahatsızlık. Hastamız Hacı Murat Bey, 48 yaşında, 8 yıllık Parkinson hastalığı olan bir öyküye sahip. Справа плече, вот. Потом работал еще года три в помощи близких, нуждался в помощи близких. В таких простых бытовых вещах, бытовых моментах, где мне поставили диагноз болезнь Паркинсона. И после этого, после 15 года, вот эти три года, болезнь постепенно нарастала, нарастала, значит, уже шаркал ногой, тащил за собой. Рука стала тоже не работать. Поставили диагноз болезнь Паркинсона, выписали, назначили лекарства. Я принимал лекарства и записал через интернет у доктора Али Зырхи, записался на консультацию. Значит, в 2018 году летом я приехал в Медиполь на операцию к доктору Али Зырху. Нам назначили март месяц. Kendisini görüp değerlendirdikten sonra beyin pili takılması ameliyatını uyguladık. Beynin içerisine iki tane ince elektrot yerleştirip o elektrotları birer uzatma kabloyla göğüste kalp pili gibi cilt altına, köprücük kemiği altına koyduğumuz bir pile bağlayıp dışarıdan bilgisayar aracılığıyla programlayabiliyoruz ve böylelikle hastalık bulgularını azaltıyoruz ya da düzeltiyoruz. Yani belki yatakta dönmek için yardıma ihtiyacı olan bir kişinin yeniden eski sağlıklı günlerine yakın bir duruma gelmesi, yeniden topluma kazandırılması, belki de mesleğine geri dönmesi anlamına geliyor. После операции на шестой день я уже почувствовал улучшение в том плане, что уже самостоятельно мог все бытовые моменты уже сам мог там, ходить. В общем, в бытовом плане я уже стал самостоятельным. Вот. Я, значит, занимаюсь любимым делом, я врач-стоматолог, и я хожу в зал. Значит, доктор Али Зырх сказал мне, что нужны регулярные физические нагрузки. Вот. И я занимаюсь хорошо. Buradaki başarının sırrını bize mikroelektrot kayıt ve stimülasyon tekniği dediğimiz yöntem sağlıyor. Ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu beynin içerisinde bilgisayar aracılığıyla mikron ilerlettiğimizde beyindeki tek bir hücrenin elektriksel aktivitesini dinleyebiliyoruz veya oraya elektrik akımı verip uyarabiliyoruz. Hastalar da ameliyat sırasında bizimle iletişim içerisinde oluyorlar, hissettiklerini paylaşıyorlar. Yaklaşık 2-2,5 saatin içerisinde bu hücrelerin yerini bulup doğru noktalara beyin pili elektrotlarını yerleştirebiliyoruz. Sonrasında hastalar ayaktan poliklinik kontrollerine geliyorlar ve beyin pili programlama süreci başlıyor. Bu da yaklaşık 2-3 haftalık bir süreç. Bu sürecin sonunda hastalar memleketlerine dönebiliyorlar. Şu andaki bulguları gayet iyi, yarın memleketine dönecek.